Bugüne kadar keşfettiğimiz en büyük patlama doğal olarak Big Bang. Çünkü en nihayetinde bütün evrenin var olma sebebi oydu. Fakat onun kadar devasa olmasa da evrende başka büyük patlamalar da oldu. Peki bu patlamalar nerede ve ne zaman oldu? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. <laughs> Yeni bir astronomi videosundan hepinize merhabalar. Bugün dünyadan ayrılıyoruz ve evrenin uzak noktalarına gidiyoruz. İyi ki uzak noktalara gidiyoruz çünkü bugün bahsedeceğim patlamalar yakınlarda olsaydı çok büyük ihtimalle şu anda hiçbirimiz burada olmazdık. Size girişte de söyledim. Bugüne kadar tespit ettiğimiz, keşfettiğimiz en büyük patlama Big Bang. Bundan yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evreni var eden ilk patlama gerçekleşti ve bu patlama günümüzde de hala devam ediyor. Bunu nereden biliyoruz? kozmik arka plan ışınmasından ve gözlemlediğimiz kadarıyla evrenimiz büyümeye, genişlemeye de devam ediyor. Fakat Big Bang kadar büyük olması da muazzam patlamalar evrenin dört bir yanında da gözlemleniyor. Bu patlamaların büyük bir kısmını tahmin edebileceğiniz gibi büyük yıldızların ölümleri yani süpernovalar oluşturuyor. İnsanoğlunun süpernova keşifleri medeniyet kadar eski. Yapılan araştırmalara göre insan oldu yaklaşık 6500 yıldır gökyüzünde gerçekleşen bu devasa patlamaları, bu ışımaları bir şekilde kaydetmiş. Fakat elimizdeki yazılı resmi ilk süpernova kaydı Milattan sonra 185 yılına ait. Milattan sonra 185 yılında Çinli astronomlar geceleri gökyüzünde parlayan çok garip bir yıldız keşfetmişler. Bu garip yıldız yaklaşık 8 ay boyunca güneşten ve aydan sonra gökyüzündeki en parlak nesne olmuş. Tabi o zamanlar ne oldu anlaşılmamış fakat bugün bunun bir süpernova patlaması olduğunu biliyoruz. Ve modern tarih boyunca da süpernova patlamalarına ait birçok kayıt var. Bugün bu garip parlamaların sebeplerini biliyoruz. Çok büyük kütleli yıldızların ölümleri. Bugün bu garip parlamaların birden ortaya çıkan ve sonra aniden yok olan bu garip yıldızların sebebinin süpernovaları olduğunu biliyoruz. Peki ya bugüne kadar gözlemlediğimiz en parlak, en güçlü ve en yıkıcı patlamalar? Bu sorunun cevabına dair son yıllarda gerçekten de çok ilginç geri bildirimler aldık. Ve bugüne kadar gözlemlediğimiz en büyük ve en parlak patlamalar son 3 yıl içerisinde gerçekleşti. Ben de bugün size insanoğlunun bugüne kadar kaydettiği, resmi olarak tanımlayabildiği en büyük 3 patlamadan bahsedeceğim. Dünyadan yaklaşık 2.4 milyar ışık yılı uzaklıktaki Sagitta takım yıldızına yer alan gbd 2210 a bugüne kadar tespit ettiğimiz en güçlü süpernova patlamasıydı. Bu fenomen başlangıçta Fermi Gamma Işın Teleskobu ve NGS gözlemevi tarafından standart bir süpernova olarak adlandırılmıştı. Fakat ışın üzerine yapılan araştırmalarda işin pek de böyle olmadığı ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalara göre bu süpernova patlaması günümüzden yaklaşık 1.9 milyar yıl önce gerçekleşmişti. Bu başlangıçta gayet normal bir süpernova patlamasıydı. Dev kütleli bir yıldız ölmüş, ölürken de çevreye çok ciddi miktarlarda enerji yaymıştı. Fakat süpernovadan gelen fotonlarda bir gariplik vardı. Şimdi bizim normalde gözlemlediğimiz süpernova patlamalarından gelen ışığın fotonların ortalama olarak enerjisi 12 ile 15 tera elektron volt arasındadır. Biz bu enerjiye sahip fotonlar geldiğinde bunun bir süpernovaya ait olduğunu biliriz. Yapılan ölçümde bu patlamadan gelen fotonların sahip olduğu enerji 100 giga elektron volttan bile daha fazlaydı. Bu bugüne kadar yaptığımız gözlemler arasında açık ara bir rekor. Yaklaşık 10 saat süren bu patlama kayıtlara geçmiş en parlak, en yüksek enerjili süpernova patlamasıydı. Peki bu kadar büyük bir patlamanın sebebi olan yıldız nasıl bir yıldızdı? Tahminlere göre bu ölen yıldız evrenin en büyüklerinden biriydi. Belki de U.Y. Scuti'den, Stephenson 2.18'den bile daha büyüktü. Ama öyle olup olmadığını bilmiyoruz çünkü yıldız en nihayetinde öldü ve ondan geriye bir kara delik kaldı. En parlağını geçimize göre sıra geldi en güçlüsüne. Sıradaki patlama o kadar büyük bir patlamaydı ki bırakın yakınında olmak Uzağında olmak bile Dünya gezegeni için mutlak bir ölümdü. Dünyadan 390 milyon ışık yılı uzaklıkta Ofikus Galaktik Kümesi yer alır. Yani en azından bir zamanlar alırdı. 2020 yılında Chandra X-ışın teleskobu bu galaktik kümenin merkezine baktı ve büyük bir dehşetle karşılaştı. Ve eğer yapılan hesaplamalar doğruysa, bugüne kadar Big Bang'ten sonra gördüğümüz en güçlü, en şiddetli ve en yıkıcı patlama bu galaktik kümenin merkezinde oldu. Bu kümenin merkezinde süper kütleli bir kara delik olduğunu biliyoruz ve bir şekilde bu süper kütleli kara delik çok ciddi miktarlarda kütle yuttu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki çevresinde süper kütleli başka bir yıldız vardı ya da başka bir devasa kara delikle çarpıştı. Bu kara delik bir şekilde çevresine korkunç miktarlarda enerji püskürttü. Patlama şeklinde bir enerji püskürttü. Bu o kadar güçlü bir püskürme, o kadar güçlü bir patlamaydı ki galaktik kübenin merkezindeki her şeyi yok etti. Patlamanın yarattığı püskürtü ya da daha iyi anlayabilmeniz için şaratlar parçaları tam 15 samanyolu galaksi genişliğindeki bir alana yayıldı. Artık bu galaktik kümeden geriye sadece bir enkaz kaldı. Yani orada bir yerlerde gerçekten de çok 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 kötü şeyler oldu. Peki dünya için bir tehlike var mı? Hiç merak etmeyin bizim için bir tehlike yok. Çünkü bu olay yaklaşık 350 milyon yıl önce olup bitti. Aslında tam olarak bitmedi. Püskürtü hala devam ediyor. Şok dalgaları hala yayılmaya devam ediyor ama artık bize ulaşacak durumda değiller. Ama eğer gelecekte birileri bu kaydı izlerse onlara uyarımdır. Gençler bir süre boyunca o bölgeden uzak durun. Ofikus vakası uzun bir süre boyunca bildiğimiz en güçlü patlamaydı. Ta ki daha büyüğünü bulana kadar. Aynı tarihlerde Kaliforniya Zwitschke'deki astronomlar da garip bir patlama keşfettiler. Bu patlama dünyadan 8 milyar ışık yılı uzaklıktaki AT-2021 LVX'de yaşandı. Bu da bir süpernovaydı ama bugüne kadar ölçtüğümüz, gözlemlediğimiz, tespit ettiğimiz en güçlü süpernovadan 10 kat daha güçlüydü. Bu patlama tam anlamıyla var olduğu galaksinin ortasında dev bir delik açtı. Bildiğimiz kadarıyla patlamanın olduğu yerde bir süper kütleli kara delik vardı. Ve bu kara delik nedenini bilmediğimiz şekilde güneşin yaklaşık bin katı kütleye sahip bir şey ya da bir şeyleri yutuverdi. Bu güneşin bin katı kütle nereden geldi bilmiyoruz. Çevrede devasa bir yıldız olabilir ama bir yıldızın bu kadar çabuk yutulması pek mümkün değil. Bilim insanlarına göre galaksinin merkezindeki ciddi miktarlardaki gaz kümesi bir şekilde bu karadelik taraftan yakalandı ve karadelik bu gaz kümesini aniden yutmaya çalışınca sıkışmanın etkisiyle devasa bir patlama gerçekleşti. Bu o kadar büyük bir patlamaydı ki bizim güneş sistemimizden bile 100 kat daha büyüktü. Bakın güneşten daha büyük demiyorum güneş sisteminden daha büyük diyorum yani güneşten o sınırına kadar olan alandan 100 kat daha büyük bir patlama. Üstelik bu patlama hala devam ediyor. Bu patlamayı 3 yıldır gözlemliyoruz ve hala şok dalgaları yayılmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada şu itirazı yapabilirsiniz. Yahu neden gaz yutmuş olsun ki? Belki de başka bir yıldızı yuttu. Olamaz mı? Olamaz. Çünkü patlamanın gerçekleştiği galaksi evrenin en eskilerinden bir. Yani yaklaşık olarak evren doğduktan 3-4 milyar yıl sonra var olmuş bir galaksi bu kadar yaşlı galaksilerde bu kadar devasa genç yıldızların olması imkansız. O yüzden bilim insanları gaz kümesi yutmuş olabilir diyorlar. Peki bu patlama ne kadar sürecek? Bilmiyoruz. Belki birkaç ay daha devam eder. Belki birkaç yıl daha devam eder. Ama sonunda geriye bir kuazların kalacağını biliyoruz. Bu arada kuazlar ne diye merak ediyorsanız benim bununla ilgili yapılmış bir videom var. Linkini bırakıyorum. İsterseniz izlersiniz. Süper kütleli bir kara delik. Güneşimizin bin katı kütle, güneş sistemimizin 100 katı büyüklüğünde bir patlama alanı ve ortaya çıkan enerji güneşimizin hayatı boyunca üretebileceğinden 1000 kat daha fazla. E peki evrende daha büyük patlamalar var mı? Olacak mı ya da oldu mu? Bazı arkeolojik kayıtlara göre çok daha büyük patlamaların olmuş olması mümkün. Fakat bu olayları dair tahmin edebileceğiniz gibi sağlıklı kayıtlar tutulmamış. Peki gelecekte daha büyük patlamalar gözlemleyebilir miyiz? Bence gözlemleyebiliriz. Bu kadar büyükleri keşfetmemizin temel sebebi son yıllarda bunları tespit edebilecek kadar gelişmiş gözetleme yöntemlerimizin olabilmesi. İlerleyen yıllarda daha gelişmiş sensörler sayesinde James Webb gibi teleskoplar sayesinde belki de çok daha büyük, çok daha yıkıcı, çok daha etkili patlamaları gözlemleyeceğiz. Ama umuyorum, temenni ediyorum ki bu patlamalar bizden olabildiğince uzaktır. Uzağın da uzağı. Burada 3-5 ışıklığından bahsetmiyorum ya da 3-5 milyon ışıklığından bahsetmiyorum. Umarım bir sonraki mega patlama bizden yüz milyonlarca belki de milyarlarca yıl uzak olur olmadı. Çünkü aksi takdirde benim bir sonraki video yapmam imkansız olacak. Tamam kabul evrendeki yıldızlar ve galaksiler arasındaki mesafeler muazzam olabilir ama bu patlamalar da gerçekten de muazzam ötesi. Burada ortaya çıkan enerjiyi anlamanız, idrak edebilmeniz, kavrayabilmeniz imkansız. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Ayrıca videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki süper patlamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız ve süpernovasız günler dilerim.